Arkadaşlar merhabalar bu videomda Kenan Kara ile TYT Geometri Soru Bankası kitabında dörtgenler konusundaki test 2'nin çözümünü yapacağız. Evet kitabımızda sayfa numarası 84 ve 85'i çözeceğiz. Hadi bakalım çözümlere başlayalım. Birinci soruda dik dik verilmiş AB ile CD birbirine paralel verilmiş. Paralelse o zaman burası ne olacak? 90 derece olacak. E her zaman dikkat edin dediğim yer dik tabanı keş parçaya bölmüşse aklımıza ne gelecek? İkiz kenar. Hemen ikiz kenar oluşturalım kardeşim. Hop şöyle hop şöyle. Oluşturduk ikiz kenarı. Şununla şu birbirine eşit. Başka bir şey var mı? AF ile FD birbirine eşit. AB 6 burası 8. BC de 14 verilmiş. Hmm. Bunu kullanalım hemen. Hocam burası x burası da 14 eksi x mi? Evet. Normalde buraya a deyip a kare eşittir. Bunun karesi artı bunun karesi. E, burada da a kare eşittir. Bunun karesi artı bunun karesi. Normalde eşit deyip işlem yapabiliriz arkadaşlar. Ama ben hissedeceğim. Büyük ihtimal 6, 8, 10 üçgendir 8 koyarsak burası 10 olursa. Şurası 10 olduğunda e, 18 burası 6 oluyor mu? Evet x yerine 8 koyduğumuzda hislerimiz doğru çıktı arkadaşlar. Yoksa 6'nın karesi artı x'in karesi eşittir. 8'in karesi artı 14 eksi x'in karesi deyip işlem yapacaktık. Evet bunlar 10, 10 çıktı. Ve bizden ef uzunluğu isteniyor. Bu arada bu arada şu üçgenlere bakar mısınız? Bu üçgenle bu üçgen aynı üçgen. Hocam 6 8 10 6 8 10 o zaman bunlar eş üçgen. 6'yı gören alfa ise 6'yı gören burada da alfadır. Buraya beta dersem burası da betadır. Alfa artı beta kaç derece? 90 derece. Alfa artı beta 90 ise burası 90 yapar. A 90 derece ve ikiz kenarlık var. Yani 45 45 üçgen yaptı burası. 45 45 90 hatta burası da 45 burası da 45 yapar. E o zaman olay bitti. EF uzunluğu isteniyor. Şurada ikiz kenar dik üçgen var. 45 45 90. Onu görüyorsa burası 10 kök 10 bölü köklü değil midir? Evet çünkü dik kenarda hipotenüse geçiş kök kat hipotenüsten dik kenara geçişte kök kiye bölünmüş hali 10 bölü kök de neye eşittir arkadaşlar? Kök kiye diye çarparsam 10 kök bölü 2'den neye eşit olacaktır? 5 kök eşit olacaktır. Evet cevap balık kesir oldu birinci soruda geldik ikiye köşegenleri AC ve BD olan ABCD dörtgenini çiziniz. Evet işte ÖSYM sorsa sorsa soruyu böyle sorar. Köşegenleri bak A, B, C ve D. Yani A'nın karşısında C olsun B'nin karşısında D olsun diyor sana. Yoksa A, B, C'de dörtgen dese A, B burası olabilir. C, D burası. Gerçi sıralı bir şekilde gideceğimiz belli de. Yani garanti almak için bu şekilde dedik. Evet A, B uzunluğu 9'muş. B, C uzunluğu 12'ymiş. D, C uzunluğu 4'müş. E, yukarıdaki elde edilen dörtgenin alanın en büyük değeri nedir diye soruluyor. Bak. Arkadaş ben şimdi şunu çizersem. Bu üçgenin de alanının en büyüklerini bulacağım. Bu üçgenin de alanının en büyüklerini bulacağım. Hocam şu üçgenin alanının en büyük olması için 9 ile 12 değerleri var ya. Arasındaki açının 90 derece olması lazım. O zaman 9, 12, 15 olur. Hocam şu üçgenin de alanının en büyük olması için iki sayı var ya. iki sayı arasındaki açının 90 derece olması lazım. Çünkü 4 çarpı 15 çarpı sinüs alfa bölü 2 ya sinüs alfa 1 iken en büyük değeri alır. Çünkü sinüs alfa değeri eksi 1 ile 1 arasında. Sinüs alfa 1 değerinde 90'da alır. Yani burası 90 derece olacak. O zaman 9 çarpı 12 bölü 2 ile 4 çarpı 15 bölü 2 bize alanı verecektir. Bu alanı bu alanın toplamı. Burası 54 yapar artı burası 30 yapar. Toplamda kaç yapar? 84 yapar. İkinci soru Akçay oldu. Geldik 3'e. Şimdi BAD açısı bak şuradaki açıyla ADC açısı toplamı 270 verilmiş. Hocam 270 ise o zaman bu açıyla da bu açının toplamı ne olacak? Dörtgen iç açıda toplamı 360'tan. Şu x 270 ise bunların toplamı da kaç yapıyor arkadaşım? 90 derece yapıyor. Yani şu açıya ben alfa şu açıya ben beta dersem alfa artı betayı 90 derece olarak vermiş. Aa hocam alfa artı beta 90'sa 90 ise şöyle 90'ı mı tamamlasam acaba diye aklınıza geldi. Ama önce verilen bilgilere bakalım. DE ile bak dikkat DE ile şurası eşit verilmiş. Sonra şu parçayla da şu parça eşit verilmiş. Onları da maviyle göstereyim. Şimdi maviyle gösterdim. Tamam. Ne yapacağız hocam burada? Vallahi eşitlikler var. Eşitlikler varsa aklımıza ne gelecek? Orta taban. E ne yapacağım? Şuradaki tam buradaki noktada orta taban çizelim. Hocam 16'ya mı böyle orta taban çizelim? Yok 12'den uzaklaşıyoruz. Kullanamıyoruz. O, ya da 16'ya böyle mi paralel çizelim ya da 16'ya paralel şöyle mi çizelim? 16'ya paralel böyle çizmek daha mantıklı geldi bana. E böyle çizince arkadaşlar burası 16 iken burası 8 oldu ve bunlar paralel. A paralel. A beta ise yöndeşlikten dolayı burası da beta oldu. Sonra şu maviyi kullanayım. Hocam alfa artı beta 90 burası 90 değil. Bak tamamı alfa bunun dikkat et. E, ee, o zaman burada da bir orta taban çizeyim. 12'ye şöyle mi çizeceğim? Yok böyle çizmem lazım. Bu orta taban çizgisi diye bu arada. Şunlar birbirine eşit. Buradan çizilen orta tabanda tam bu noktaya gelir. 12 ise burası da 6 oldu. Hocam paralel yöndeşlikten dolayı alfa ise alfa yapar olursa. A. Alfa ile beta toplamı 90'dı. Doğrusal olduğu için burası da 90 derece olmak zorunda. 180 olduğu için. Ve bitti. 6, 8, 10 üçgeninden cevabı 10 buluruz. Güzel bir soru. Üçüncü soru denizli oldu. Hatta bu sorunun benzerini biz kara soru olarak yazmıştık. Açı kenar bağıntılarında yanlış hatırlamıyorsam. <laughs> evet geldik dördüncü soruya. Bunlar açı ortaya olarak verilmiş. E ne yapacağız arkadaşlar? A, A diyeceğiz. B, B diyeceğiz. Vallahi burada bir şeyler belli mi? Belli. Ne belli? Bir de burada boynuz var ya. Boynuzu da kullanalım isterseniz arkadaşım ya. Değil mi? Aslında şöyle şey yapalım mı? İlk önce A artı B artı X artı 80 eşittir. 360 değil mi? Evet. Ya A artı B bana lazım değil. A artı B ne eşit oluyor buradan? A artı B ne eşit oluyor? 280 eksi X eşit oluyor. Peki şuradaki boynuza Hocam bu açı lazım. 180 eksi 2A burası. Bu açı lazım 180 eksi 2b. Boynuzda da şu üçünün toplamı x eşit değil mi? Evet. Yani 180 eksi 2a artı 180 eksi 2b artı 40 eşittir x olmalı. Hocam burası ne yaptı? Bunlar kalsın burada. 360 400 mü yapıyor? 400 e, bu öbür tarafa attık. Eşittir x artı 2a artı 2b yaptı. A hocam a artı b belli burada. Burası da iki katı. Yani 560 eksi 2 x yaptı burası. E o zaman 400 dediğimiz eksi x artı 560 mi yaptı? Evet. Eksi x'i buraya atalım. X. 400'ü buraya atalım. 160 x. Böylelikle 160 çıktı arkadaşlar. Sadece elimiz çalıştı. Dördüncü soru balık esir oldu. Geldik 5'e. Açı ortaylar verilmiş. Dörtgende açı ortaylarla ilgili ardışık köşelerden gelen ya da karşılıklı köşelerden gelen iç açı ortaylar arasındaki ilişkiyi biliyoruz biz. Formülle de kısa yolla yapabiliriz aslında. Hocam bu açı verilmiş ve karşısındaki bu açı verilmiş ama bunun dış açısı verilmiş. E ben karşılıklı iç açı ortaylar arasında kalan açı biliyorum. Hop şunu çizersem böyle. Hocam şu açı ortaylar şöyle şöyle diyecek olursam. E buradaki açı neydi? Diğerlerinin farklarının yarısıydı. Mutlak değerce. E hocam şurada açı. AAB A, A B, B, dersem 2 artı 2 B 180'den A artı B 90 çıkar. Burası 90. O zaman burası 20 yaptı. Alfa eksi 40 bölü 2 eşittir 20'den. Alfayı da böylelikle 80 olarak buluruz arkadaşlar. Evet tabi mutlak değerce 80 varmışlıklar da var. Cevap akçay çıkar. Peki hocam farklı yolla bulur muyuz? Tabii ki buluruz. Öyle formül aklınıza gelmek zorunda değil. Nasıl buluruz? Mesela ben buraya xx diyeyim. Hocam şuraya da y yy diyeyim. 2 iç açı bir dış açıdan burası x artı 40 yaptı. Hocam x artı 40 aynı zamanda bu üçgende de 2 iç açı bir dış açı. Y artı 70 eşit değil mi? Evet. Y artı 70 eşit. Hocam bunu buraya attık bunu buraya attık. X eksi y kaç çıkar? 30 çıkar. Sonra ne yapacağız? Alfaya bakacağız. Alfaya ait ister bu dörtgene bak. İstersen şu dörtgene bak. Fark etmez dostum. İstediğin dörtgene bakabilirsin. Hiç fark etmez. Peki ben şu dörtgene bakayım. Bu dörtgende alfa var artı x var artı şu dörtgende 70 var artı 70'ten sonra şu açı var. Hocam burası 180 eksi 2'ye bu x'in toplamı da 180 eksi y yapıyor. Bu açının tamamı. Artı 180 eksi y toplamı 360 yapmalı. Hocam burada alfa artı x eksi y kaldı. Şu 180 yaptı. 110 yapıyor? Evet burası 110 yaptı. x eksi y'yi 30 bulmuştuk zaten. 110'dan da 30 çıkınca alfayı da 80 derece olarak buluruz. Yani cevap akçay oldu arkadaşlar. Beşinci soru akçay oldu geldik 6'ya. Şöyle bir dörtgen. Köşegenleri dedik kesmiş. Sadece iç bükeye bir dörtgen. İç bir dörtgende de köşegenler dik kesmişse. Bak bir köşegen bu diğer köşegen bu. Uzantıları dik kesmiş. Karşıtlı kenarların hani birer atlayıp gidiyorduk. Karşıtlı kenarların kareleri toplamları birbirine eşittir. Bu iç de dış de aynıydı. Yani 5'in karesi artıyor. 3'ün karesi eşittir. Diğerleri x ve 4. x'in karesi artı 4'ün karesine eşittir. E o zaman bu 25 artı 9 eksi 16 eşittir. x kare yapar. Şimdi 25'ten 16 çıkınca 9 yapıyor. 9 9 18 yapıyor. 18 eşittir x kare ise x de böylelikle kök 18 gelir. Bu 9 çarpı 2 olduğundan 9 dışarıya 3 diye çıkar. x de böylelikle 3 kök 2 çıkar. Yani cevap balık kesir oldu. 6. soruda geldik 7'ye. Şimdi neler verilmiş? AC 24 ise orta noktalarmış. Şunlar orta nokta, orta nokta, orta nokta ve orta noktayı gösterdik. Arkadaş şu AC'ye dikkat et şimdi. Bizim bu AC kaç? 24 ise Orta taban yok mu burada? Var. Burada da orta taban var. Bak kırmızılar da orta taban oluştu. 24 ise burası 12 yaptı. Hatta burası da 12 yaptı. Şimdi şuna bakalım. Hocam şunda orta taban yok mu? Var. Hatta alt taraftaki üçgende de orta taban var. Eşit. Eşit olduğundan. BD'yi de 18 verdiyse burası 9 yapar. Hatta burası 18 ise burası da 9 yapar. Şuradaki orta tabanlar. E bizden dörtgen çevresi isteniyor. 12 9 12 9 yani 21 42 mi yapıyor arkadaşlar? Çevremiz 42 yaptı. Yedinci soru Denizli oldu. Geldik 8'e. İçbükeye bir dörtgen verilmiş. Fark etmez. Köşegenler çarpma sinüs alfa bölü 2 idi. Köşegenler yok hocam. Aslında var. Bir köşegen 4 verilmiş. Diğer köşegen 10 verilmiş. Yalnız dikkat et. bu İçbükeye bir dörtgen. Bu köşegen ve bu köşegen arasındaki açı. Uzantıları arasındaki açı verilmiş böyle. Aslında üçgende alan formülü de yapabilirsin. Ama biz bunu bilelim yine. Köşegenler çarpma. 4 çarpı 10 çarpı sinüs 30 bölü 2 bana sonucu verecektir. E bu 1 bölü 2. 1 bölü 2 1 bölü 2 1 bölü 4 yaptı. 4 ile sadeleşti. Cevap da kaç yaptı? 10 yaptı. Yani 8. soru akçay oldu. Geldik 9'a. E, burada kalan A demiş. B, E, C, A demiş. Ve öbür alanda 5 A olarak verilmiş arkadaşlar. E ne yapacağız? Hocam bu şekilde olduğu zaman. A, hocam şuraya x bölü y dersem x bölü y tabanlar olan alanlar oranı eşittir. Yani x bölü y eşittir. 12 bölü 5 a'ya eşittir. Aynı zamanda alttaki üçgende de tabanlar olan alanlar oranı eşit. Yani x bölü y aynı zamanda a bölü 15 eşit oluyor. İşler dışlardan 5 a çarpı a 12 çarpı 15 eşit oluyor. Bu ispatı ispatsız bir şekilde gidecek olursak karşılıklı alanlar çarpımları birbirine eşit değil miydi? Evet. Yani 5 a kare eşittir 12 çarpı 15. 5'e böl 5'e böl 3 36 a kare eşittir 36 ise a'yı buradan 6 buluruz. Alan abc'de isteğini 6 ve burası da 30 çıktı. Ee, 6 kere 5 30 olduğundan. Topla bakalım. Şimdi 36, 48, 48 ile 15 toplarsak 63 yapıyor galiba. Toplamda 63 yaptı. 9. soruda cevap Denizli oldu. Geldik 10. soruya. Karşılıklı alanlar toplamı tüm alanın 4'te 1'iydi. Yani tüm alan 10'un 4 katı olmak zorunda. Tüm alan 40 yaptı. E tüm alan 40 ise alan ABC'de isteniyor. Bitti gitti arkadaşlar. İspat yöntemiyle de yapabilirsiniz. Şunu şöyle çizerseniz orta noktalar ya şöyle eşit eşit Hocam burada 1'e 3 oran var. 4 kere 3 12 yapar burası. Hocam burada da şunlar birbirine eşitse şöyle ispat yöntemiyle yapıyorum. 1'e 3 oran, 1'e 3 oran olacak. Burası da 18 yapar. Hepsini toplarsın. Kaç yapıyor? 40 yapıyor. Cevap 40 oldu 10. soruda. Ya da şu karşılıklı alanlar toplamı tüm alanın 4'te 1'i deyip oradan sonuca ulaşırız. Geldik 11'e. Orta noktalar alındığında orta noktasal dörtgeni oluşturun arkadaşlar. Yani şurada ve şurada şu dörtgen oluşturduğunuz zaman bu dörtgen paralel kenar oluyordu ve tüm alanın dörtte biri değil yarısı oluyordu buradaki dörtgen. E hocam EFG 18 demiş ya şu bir paralel kenar e karşı, şu alanlar paralel kenarda yarı yarıya bölüyor. Burası da 18 yapar. 18, 18, 36 ve tüm alanda kaç yapar? 2 katı o. Bu yarısıysa bu da 2 katı yapar. 72 yapar. Yani cevap denizli oldu. Ve geldik kara soruya. Hiçbir yerde bulamayacağınız Son anda koyduğum kara soru arkadaşlar. Gerçekten çok güzel bir soru. Bakalım ne diyor? Kenar uzunluğu 9, 8, 5 ve X olan bir dörtgenin iç açı ortayları dörtgenin içinde tek bir noktada kesişiyormuş. Buna göre X'in alacağı farklı tam sayı değerlerin toplamı nedir diye soruluyor. Aa demek ki bir tane yokmuş. Arkadaş sen büyük ihtimal dörtgeni çizdin. Bak 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 bak. bak. Şöyle bir dörtgen çizdin. Bak dikkatli dinle beni. Ve kenarları ne dedin? 9, 8, 5. 9, 8 ve 5 dedin. Şuraya da X dedin. Hocam başka ne olacak ki farklı değer nasıl çıkacak ki falan filan diye düşündüm. Evet ben bir tanesini de bulayım arkadaşlar. Bak şimdi. Şimdi üçgenin çerçevesi ortayları tek bir noktada kesişiyormuş. Hocam bu açı ortay, bu açı ortay, bu açı ortay ve şu açı ortay tek bir noktada kesişiyormuş. E bunlar açı ortay olması ne anlama geliyor arkadaşlar? Bunların açı ortay olması şu anlama geliyor. Hocam açı ortayda hiçbir şey yapamıyorum. Kollara çizilen dikmeler yapabilirim mesela. Hop kollara çizilen dikmeler. Birbirine eşit. Kollara çizilen dikmeler burada da birbirine eşit. Yani ne oldu o zaman arkadaşlar? Şu dik, şu dik, şu dik, şu dikler birbirine eşit ve ayırdıkları yerler de birbirine eşit olacak. Tamam. Bu dikmeler birbirine eşit. Ayırdıkları yerler de birbirine eşit. Mesela burası A iken burası daha yapar. Değil mi? Sonra tamamı 8. 8 eksi A o zaman 8 eksi A. Hocam tamamı 9. O zaman bir artı A mı kaldı? A'ları yok etmem lazım. Evet. Hocam burada da kollara çizilen dikmeler eşit. yerler eşit olacak. Burası da bir artı A oldu. Hocam burada da eşit. Bunlar da eşit olacak. Tamam 5 değil. A'sı buradaysa 5 eksi A kaldı. O zaman burası da 5 eksi A. Bak x'e bak ne oldu? 1 artı A artı 5 eksi A. Yani x'i kaç bulduk? 6 bulduk. Sen de büyük ihtimalle 6 buldun ve karşı böyle geldi. Ama daha dur. Bak burada ne yaptık? Hocam 8'in karşısı x'ken böyle yaptık. Burada kenarlar yer değiştirebilir mi? Evet. Hocam 8 sekiz burada 8'in karşısında x varken 5 ile 9 da yer değiştirebilir. 5 ile 9 da yer değiştirse yine aynı mantıktan yine 6 bulacaksın cevabı. O zaman 8'in karşısı xken kenarlar 9'a 5. Öbürünü inceleyelim. 8'in karşısı x olmasın. 8'in karşısı bu sefer kaç olsun? 9 olsun mesela ya da 5 olsun mesela 8'in karşısı. O zaman 9 ile x burada olacak. Ya da x ile 9 burada olacak. Yer değiştirdiği zaman yine aynı sonucu elde edeceğiz. İstersen dene. Ben olsam sınavda denerim bu arada. Hocam 8'in karşısında 5 varken bir de 9. 9x böyleyken bir de x'a 9 denerim. Denerim aynı sonucu bulurum. Ondan sonra ha, demek ki 8'in 8'in karşısı 5 iken diğerleri yer değiştirirse de sıkıntı yok. 8'in karşısı x iken yer değiştirirse de sıkıntı yok derim. Ondan sonra sözüm öyle devam ederim. E ben burada ne buldum? Burası açı ortayların kesim noktasıysa çizilen dikmelerde ayırdıkları yerler ne olacak arkadaşlar? Birbirine eşit olacak şöyle. Yani şurası a ise burası a, burası 8 x a, burası da 8 x a. Ayırdıkları yerlere gidiyorum. Hocam 9 olacak 1 artı a, 1 artı a. Tamam 5 olduğundan A'dan kurtulmam lazım. 4 eksi A yapıyor burası. Burası da 4 eksi A. O zaman X neye eşit oldu? 4 eksi A artı A'dan 4'e eşit oldu. Şimdi bir de ne kaldı arkadaşlar? Bak soru çok güzel bir soru. Gerçekten hiçbir yerde bu mantıkta bir soru yok arkadaşlar. Hiçbir yerde yok. İlk defa karşılaşıyorsunuz. ÖSYM'de ilk defa karşılaşacağınız soruları sormayı çok seviyor zaten. Bu sefer de bak 8'in karşısı X dedim. 8'in karşısı 5 dedim. 8'in karşısında ne kaldı? 9 kaldı. 9 diyelim buraya. Yani 5 ile x burada olsun. X de 5 yer değiştirse de hiçbir şey fark etmiyor. E işte çemberin merkezi burası olduğunda şu dikmeler birbirine eşit oluyordu. Ayırtları yerler de birbirine eşit mantığından soru çözümü çıkıyordu. A ise A 8 eksi A değil mi? Hocam 8 eksi A olacak burası da. 5 yapmam için eksi 3 olması lazım. A'dan da kurtulmam için artı A olması lazım. A eksi 3 oldu burası toplamı 5 olması için. A eksi 3 burası. Tamamı 9 olacak. O zaman burası 12 eksi 3 9 yapıyor. A'dan da kurtulmam için 12 eksi A oldu. Burası da 12 eksi A oldu. Ve x uzunluğuna dikkat et. 12 eksi A artı A'dan x'i böylelikle 12 buluruz. Yani değerler ne çıktı? Hocam 6, 4 ve 12 çıktı. 6, 4 ve 12'nin toplamı da kaç yaptı? 22 yaptı. Cevap denizli oldu. Çok ilginç cevap. Balıkesir yazılmış arkadaşlar. Valla ben de şaşırdım. Ben bunu sonra da yaptım ama cevabı da denizli getirmiştim. Cevap da denizli gözükürken bir anda balık kesin olmuş. Ben de şaşırdım. Cevap hata hatalı ama yani sen bu soruyu zaten öyle de böyle de benden dinleyecektin. Hoş geldin. ama boş gitmedin. Hocam cevap hata hatalı demeyin. Valla dizgisel hata. Dizgisel hata. Bende bir sıkıntı yok. Ben de soruyu buna göre uyarlamıştım zaten. Şahane bir soru. Gerçekten kapkara bir soru arkadaşlar. Yani bu sorular size bak ben bu sorunun aynısı çıkacak demiyorum. Hiçbir zaman öyle bir şeyde değilim. Ya benim öğrencilerim sınavda çok iyi yapabilmesinin sebebi buradaki gösterdiğim değişik teknikteki soruları diğer sorulara da uygulayabiliyor. Bak soru ezberlettirmiyorum. Bu sorunun aynısı geldiğinde aynısını yap demiyorum. Buradaki uyguladığımız tekniği diğer sorularda da sizler çok rahat bir şekilde uygulayabiliyorsunuz ya işte o asıl işi öğretmek dediğimiz budur. Sizin de asıl işi öğrendiğiniz demek de aslında budur dostlar. Mükemmel bir kara sorusu. Mükemmel bir kara soru. Burada sayıların yerleri değiştirilerekten x'lerin de değerlerin değiştiğini görüyoruz. Haribiden çok süper bir soru. Ben bunu hiçbir yerde görmedim. Ben bu soruyu aslında ilk etapta 9, 8, 5'e göre yazmıştım. Ulan bunun yeri değişik olursa nasıl olur dedim. Sonra bir değiştirdim. Aa farklı değerler çıkıyor. Ondan sonra bu soruya dönüştü. Aslında normal bir soru. Kolay bir soru için yazmıştım bunu. Sonra kara soruya dönüştü. Mükemmel, mükemmel, mükemmel. Bu sorular seni aşırı derecede geliştirecek. Evet böylelikle bu olayı hallettik mi hallettik. 4 geri bitirdik. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki dersimizde yani videoda paralel kenar konusunun testlerinde görüşmek dileğiyle. Kendine iyi bak. Hoşçakal.